Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii bugün Ankara'ya bir bağlantı yapacaktık. Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez'le birlikte sıcak olan gündemi değerlendirecektik. Çok da güzel bir sürpriz oldu. Çok değerli bir başkanımız, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız ve aynı zamanda siz yakından tanıyacaksınız. Erzurum Kuyumcular Odası bir dönem önceki başkanımız Sayın Rasim Fırat da Timuçin Başkanımızı ziyaret ediyormuş. Çok da güzel bir tesadüf oldu. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. Başkanım, tabii sizi görmek bizi sevindirdi. Çok mutlu olduk bu arada. Bunu da belirtelim. Güzel ben bir tesadüf oldu. Teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Tesadüfen rastlaştık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Başkanım, tabii Ankara'dasınız. Ankara'da önemli görüşmeler vardır muhakkak. Timuçin Başkanımızı da ziyaret etmişsiniz. Ankara'daki programınızla ilgili bir bilgi vermek ister misiniz bizlere? Şimdi Mustafa Bey, ben hem Erzurum Esnaf Odalar Birliği Başkanım devam ediyor. Aynı zamanda Ankara'da bir üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu'nun esnaf meslek kuruluşları var. Oranın yönetim kurulu üyesiyim. Her ay ayda bir kez olmak üzere toplantı yapıyoruz. Dün de bu toplantıyı gerçekleştirdik. Sayın Bender Palandöken başkanlığında böyle bir toplantı yaptık. Her ay geliyorum dediğimiz gibi burada görevimizden dolayı. Bugün için de Timuçin Bey'e işte uğradım. Aslında geç kaldım ama hem hayırlı olsun diyeyim hem de biraz hasbihal edelim, bizim ifademizle sohbet edelim diye uğradım. O da sizinle tesadüfen rastlaştık. Ben de çok mutlu oldum, memnun oldum. Yani görevimden dolayı Ankara'dayım. Görevinizden dolayı Ankara'dasınız. Başkanım, tabii sizi bulmuşken Erzurum'daki son durumu da soralım. Hem kuyumcu esnaflarımız hem diğer esnaflarımız nasıldır Erzurum'da son durum? Vallahi Erzurum böyle önemli bir sıkıntımız yok, hamdolsun. Rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurum'da 18 bine yakın esnafımız var. Tabii bize kayıtlı esnaf odalar birliğine kayıtlı esnaflarımız var. Tabii bu ilçelerimizde dahil. Dolayısıyla kuyumcular odamızın da 450 civarında üyemiz var. Sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir dönem evvelki başkanlığı yaptık. Hatta çok uzun süre başkanlık yaptım biliyorsunuz. Ama işte son dönemde artık yeter dedik. Kuyumcu esnafımızdan müsaade istedik ve aday olmadım. Ama birlik başkanımız devam ediyor. Dolayısıyla hem kuyumcu esnafımıza hem de gene bütün esnaflarımıza başkanlığım devam ediyor. Genel manada çok büyük bir sıkıntımız yok, hamdolsun. Ama ekonomi yönüyle ülkemizin şartlarımız ortada. Her geçen gün şartlar biraz daha zorlaşıyor. Bizim doğuya gittikçe biraz daha sıkıntılarımız artıyor. Esnaflarımızın gerçi yaz sezonu, turizm sezonu başladı. İşlerimiz de iyidir elhamdülillah. Hatta bilirsiniz Erzurum'da bir de kayak turizmi var. Kışın da onunla övünüyoruz. Bir de Erzurum genel manada bir öğrenci kentidir. Kışın hem öğrencilerimiz var hem de kış turizmi münasebetiyle dışarıdan gelen yerli yabancı turistlerimiz var. Bununla ilgili genel manada iyi elhamdülillah. Yaz sezonunda da özellikle yurt dışında olan vatandaşlarımız iadeyi ziyaret için geliyorlar. Bir de yakın işte birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz hep beraber. Bayrama gelen yakın dostlarımız, insanlarımız var. Erzurum'da ifade ettiğim gibi çok fazla bir sıkıntımız yok, hamdolsun. Ama esnafımız daha iyi olsun, daha iyi olsun, daha iyi olsun olmak için de çalışıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Hı hı. Başkanım, özellikle tabii söylediğimiz gibi önümüzde bayram. Bayramla ilgili mesajınızı da almak isteriz. Ne gibi bir mesajın olur hem esnaflarımıza hem vatandaşlarımıza? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla bizi şu anda dinleyen bütün izleyicilerimize, dinleyen demeyeyim, izleyenlerimize saygı hürmetlerimi sunuyorum. Bütün ülke vatandaşlarımıza ve özellikle de kuyumcu esnaflarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı da sağlıklı, sıhhatli, huzurlu çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hep beraber huzur içerisinde bir bayram geçirmemizi diliyorum. Herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Başkanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldınız. Hem Erzurum'dan da önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Şimdiden sizin de bayramınızı kutluyorum başkanım. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sağ olasınız. Sağ olun. Saygılar sunuyorum başkanım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Bugün de çok değerli bir başkanımız sizi ziyarete gelmiş başkanım. Neler konuşuluyor? Evet, gündemde neler var acaba? Güzel bir tevafuk oldu. Rasim Bey biliyorsunuz bizim üstadımız. Hem abimiz, büyüğümüz, meslektaşımız hem de üst kurul delegemiz. Güzel bir tesadüf oldu. Başkanım, özellikle tabii gündemle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi yaz ayları geldi. Yeni bir düğün sezonu. Kuyumculuk açısından oldukça önemli bir sezon başlıyor. Dalgalı bir dönem geçirmiştik. Seçim döneminde özellikle altına ulaşmakta kuyumcu esnaflarımız zorluk yaşamıştı. Makas açılmıştı. Altın fiyatları yükselmişti. Bir hareketlenme olmuştu. Şimdi yaz
yaz başlıyor. Sezon öncesi özellikle düğün sezonunda açıldı. Sezonla birlikte son durum nasıldır başkanım? Özellikle kuyumcu esnaflarımız sezona hazırlar mı? Nasıl bir sezon başlangıcı yaptılar? Size sormak isterim. Yani kuyumcu sektörü sezona hazır ama ekonomik şartlar sezona hazır mı? Bunu incelemek lazım Mustafa. Altın farkları düştü. Şu anda seçim öncesi ve seçimden hemen kısa süre sonraki fiyat farkları yok ülke altında. Bu tabii sevindirici bir durum tüketici için. Farkın azalması iyi oldu. Ama burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Sabit bir yere geldi, orada tuttular. Yani buradan anlıyoruz ki burada bir el bu işi organize ediyor. Serbest piyasa şartlarında bu iş oluşmuyor. Serbest piyasa şartlarında oluşmuş olsa böyle sabit fiyatlar, sabit farklar oluşmaz. Bununla ilgili de hazine yetkilileri gerekli çalışmaları yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu bizim yetkimizin çok üstünde. Ancak biz öngörüyoruz. Tecrübelerimizi de tespit ediyoruz. Buradan sizin kanalınızla, diğer haber ajansları kanalıyla da bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Yani bu fark meselesinin bir şekilde çözülmüş olması lazım. Çünkü inandırıcılığını kaybetti bu sistem. Bir taraftan altın stoklanıyor, bir taraftan fiyat farkları oluşuyor, bir taraftan kıtlık olmuyor. Bu da ekonominin belli başlı maddelerini karşılamıyor, hayatın gerçeğiyle örtüşmüyor. Ama düğün sezonu bizim için umut verici bir sezon. Tabii bu fiyat farklarının düşmesinde talebin çok büyük etkisi var. Talepte ciddi bir düşüş var. Özellikle altının o ons bazındaki artışının, hızlanmasının durması tüketiciyi de etkiledi. Daha doğrusu yatırımcıyı etkiledi. Hızlı bir trendle yükselirken herkes altına yöneliyordu. O durunca yatırımcı da durdu. Hatta bir miktar geri satış başladı. Yani bu fiyat farklarının düşmesinin ana sebeplerinin en başında gelen sebeplerden biri talep azalması. Düğün sezonuna gelince düğün sezonu hızlı geçer her zaman. Evet talep düşüyor. Yani bunu herkes görüyor. Biz zaten piyasadaki meslektaşlarımıza yaptığımız sohbetlerden de bu sonuca ulaşıyoruz. Düğün sezonu bizim için her zaman iyi geçer. Geçen sene büyük bir talihsizlik vardı biliyorsunuz. Yurt dışında çalışan oradaki soydaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye'ye gelirlerken döviz getiremediler. Dolayısıyla döviz getiremedikleri için de burada ciddi bir alışveriş yapamadılar. O bizim için gurbetçilerimizin kuyumculuk sektörüne verdiği hız ivmesi çok önemliydi. Maalesef geçen sene bunu yaşayamadık. İnşallah bu sene böyle benzer bir uygulama yapmaz Avrupa Merkez Bankaları. Yoksa bu kararları tekrar alırlarsa bizi yine etkileyecektir yazın. O umduğumuz düğün işlerini belki yakalayamayabiliriz. Ülke ekonomisinin de durumu ortada, enflasyon ortada, alım gücü ortada. Düğünleri de etkileyeceğini düşünüyorum bu ekonomik yapının. Yani dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Yağmur yağarsa her tarafa yağacak. Yoksa sadece kuyumculuk sektörüne değil bütün Türkiye genelinde bir talep azalması görebiliriz yani. Başkanım tabii o şeyi de soralım. Bu altın ithalatındaki kota tabii özellikle üretici ve ihracatçıyı daha da fazla etkiledi. Bununla ilgili olarak bu ithalat kotasının siz devam edeceğini öngörüyor musunuz? Ankara'da nasıl sinyaller geliyor size? Yani şimdi tabii altın politikası biliyorsun ülke siyasetleriyle alakalı bir şey. Bazen ekonomiyle tam örtüşmeyebilir. Bu noktada tabii siyasi iradenin aldığı kararlara saygı duymak zorundayız. Çünkü sadece ekonomik kararlar olmuyor bu kararlar. Altında çok değişik bir enstrüman. Dünyaya yön veriyor. Jeopolitik konumumuz gereği, jeopolitik savaşlardan dolayı altının etkilenmesi falan, diğer ülkelerinin işte bu SWIFT kodlarıyla işlem yapmaları, çok detaylara girmek istemiyorum. Yani altının başında bir sürü şapka var. Hangi şapkaya göre hangi kararın alındığını çok iyi bilmek lazım. Ben kotalarla falan bu işlerin çok çözüleceğini düşünmüyorum ama çünkü bir taraftan biz altın almazken, sektörün altının önünü kesilirken bir taraftan da Merkez Bankamız hızla altın alıyor. Sen raporları açıklıyorsun zaten. Ben seni çok yakın takip ediyorum. Son 3 aylık, 1 aylık, 2 aylık raporlarında Merkez Bankası'nın ciddi şekilde altın alması devam ediyor. Hani acaba bunu mu absorbe ediyorlar? Yani bu dönemde biraz devlet daha fazla altın alsın, vatandaş biraz ikinci planda kalıp devletin altın alımı ön plana geçsin istiyor olabilirler. Çünkü gerçekten dövize de ihtiyacımız var. Dış ticaret açığımız malum. Orada da Merkez Bankası'na hak veriyoruz. Bu açığı kapatmak zorunda. Kapatmadığı sürece enflasyonun önüne geçemez. Yani dediğim gibi bunların hepsi birbirine bağlı zincirin halkaları. Bir tarafı çektiğin zaman öbür tarafı düzeltsen de bir işe yaramıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah hem devletin hem bizim sektörümüzün yardımcısı olsun. Başkanım tabii onunla ilgili nasıl bir tavsiyeniz olacak? Özellikle kuyumcu esnaflarımız, tabii üreticiler, ihracatçılar bir yanda da perakende bu işi yapan, bu işten ekmek kazanan kuyumcu esnaflarımız var. Nelere dikkat etsinler bu süreçte? Siz bir oda başkanı olarak neler tavsiye edersiniz sektörümüzün büyüğü olarak? Yani şöyle, açık konuşmak gerekirse bu kotadan darbe yiyen sektördeki kısım bizim
ihracatçılarımız. Onun dışında ben imalatçıların ve perakendecilerin bu işten çok fazla yara aldığını düşünmüyorum. Neden? Pahalı alıyorlar, pahalı satıyorlar. Burada zararı tüketici görüyor. Ama yurt dışı piyasalarda bu iş böyle değil. Ons başına 30 dolarlar, 40 dolarlar, 20 dolarlar, 50 dolarlar gibi rakamlar konuşulduğu zaman yurt dışı alıcısı başka ülkelerden alışıyor. Burada en büyük zararı ihracatçı görüyor. Onun için yani ihracatçıya Allah yardım etsin. Öbür türlü perakendecinin ve atölyecinin tabii ki talebi etkiler, alım gücünü biraz azaltır ama bir ihracatçının bu işten aldığı darbe kadar perakendeci ve imalatçılar aynı darbeyi yarayı almazlar yani. Kota iyi bir şey değil. Serbest piyasa ekonomisinde bir şeye müdahale etmek iyi değil. İşin özüne aykırı. Bir ülkede ya serbest piyasa vardır ya da kurallar vardır. Yani şimdi buralara girersek çıkamayacağız. Başlı başına bir program yapmamız lazım. Bir gün bununla ilgili ayrı bir program yapalım. Evet evet başkanım, onu da ayrıyeten konuşalım. Başkanım son soru olarak özellikle İstanbul Jewelry Show'da da Darphane Genel Müdürümüzle oturmuştuk. Sarrafiye konusunda bir özellikle çok kapsamlı da bir sohbet gerçekleştirmiştiniz. Orada özellikle sarrafiye konusunda bir rahatlama olacağı sözünü almıştınız. Şu an nasıl piyasalar sarrafiye açısından? Kuyumcu Esnafımızın yani sarrafiye ulaşımında bir problem var mı? Mevcut rahatlamaların o günkü konuşmalarımızla hiçbir alakası yok. Demin de söylediğimiz gibi talep azalmasından kaynaklanan bir rahatlama var. Henüz Sayın Darphane Genel Müdürümüzün söylediği üretim artışı gerçekleşmedi. Yeni makineler devreye girmedi. Ama biz Darphane Genel Müdürümüze sonuna kadar güveniyoruz. Samimiyetinden hiç şüphemiz yok. Verdiği sözleri tutacağından kesinlikle eminiz. Malum aya da geldik. Haziran içine geldik artık. Haziran ortalarında bu işin gerçekleşeceğini söylemişti. Allah nasip ederse bayramdan sonra ziyaret edeceğiz. Bir de orada yine bir söz almıştık çalıştayımızla ilgili. Biz Haziran içinde normalde bir çalıştay yapmayı düşünüyorduk Türkiye'deki bütün oda ve dernek başkanlarımızla. Ancak talihsiz bir aya geldik. Üniversite sınavları var, bayram tatili var. Arkasından da meclisin kapanma durumu var. Bürokratların okullar kapanıyor, tatile gidiyorlar. Dolayısıyla buradaki uzmanların tamamı ve bürokratların da ricası bizden okullar açıldıktan sonra ve meclis çalışmaya başladıktan sonra bu çalıştayı yapın ki verimli olsun. Bütün bürokratlar burada olsun. Arada birinin tatil dönemine denk gelmesin diye söylediler. Biz de federasyon içerisindeki diğer oda başkanlarımızla da istişare ettik. Dernek başkanlarımızla da istişare ettik. Bizim derdimiz hedefe ulaşmak olduğu için çok toplantı yapma meraklısı değiliz. Ama sorunlarımızı bir başlık altında toplayıp gerekli erklere ve bürokratlara, özellikle bakanlarımıza ve hükümete iletmek istiyoruz. O yüzden okulların açılacağı ve meclis tatilinin bittiği dönemde çalıştayımızı yapacağız. Orada da daha geniş Darphane Genel Müdürümüzle görüşeceğiz. Söz verdi biliyorsunuz. O da katılacak çalıştayımıza. Umutla bekliyoruz. Başkanım o zaman çalıştay Ekim veya Kasım mı? Yani işte okulların açılması ve meclis tatilinin bitmesiyle hemen ona göre planlayacağız. Şimdi hac dönemi biliyorsun. Bazı oda başkanlarımız haca gitti. Buradan Allah kabul etsin diyelim. Allah geri dönmelerini nasip etsin diyelim. İnşallah. İsa başkanımız haçta şu an. Kabul eder, bizler için de dua ederler, arınmış bir şekilde geri dönerler. Yani bu ay biraz böyle şey bir ay oldu, talihsiz bir ay oldu Mustafa'cığım. Evet, evet başkanım, bu çalıştayda anladığım kadarıyla çok kapsamlı olacak. Sektör bir anlamda oturup bütün sorunlarını masaya yatıracak, öyle gözüküyor. Çok önemli bir çalıştay program olacak, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz başkanım. Yani altın muhasebesinden masa, işte Ticaret Bakanlığı'yla çıkan uygulamalardan, internet satışlarından darphaneye, aklına gelebilecek tüm sorunlarımızı kota dahil bir şekilde masaya yatıracağız. Bunları bir başlık halinde çalıştay raporlarını oluşturup bütün bakanlıklara ulaştıracağız. Başkanım çalıştaya tabii oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız katılacak ama mesela işte sanayi odaları, ticaret odaları, kuyumculuk komiteleri, onlar da katılacak mı? Yani geniş kapsamlı mı olacak acaba? Şöyle, biz şimdi bir çalışma daha başladık. Bunda Antalya'da başladık. Sağ olsun Antalya Ticaret Oda Başkanımız çok ilgili. Bizle o günkü fuarda da çok ciddi şekilde ilgilendi ve sektörde de her türlü yardımı yapacağını söyledi. Zaten Ankara Oda Başkanlarımız malum. Hepsi cansiperane. Hangi konuyu götürsek ciddi şekilde bizim arkamızda duruyorlar. Antalya'da şöyle bir ihtiyacı hissettik. İstanbul'da da biliyorsun yazıcı olsun, diğer meclis üyeleri olsun. Her fuarlarımıza, her toplantılarımıza geliyor. İstanbul Ticaret Odası'nda hakkını yemeyiz. Yani bunların dışında bir harita çıkartmaya başladık biz. Hangi illerimizde kuyumcu komiteleri var? Hangi illerimizde bu kuyumcu komitelerinde meclis üyelerimiz var? Bunları tespit etmeye başladık. Biz tabii ki bunları da davet edeceğiz. Hatta bu çalıştaya bizim biliyorsun Odalar ve Borsalar Birliği'mizde sektör meclisimiz var. Biz ön görüşmeleri yapıyoruz. Sağ olsun İmam Altınbaş Bey orada biliyorsun meclis başkanımız. Aynı zamanda sanayi odasında da sektörümüzü temsil ediyor. Önümüze gelen gündemlere gidip kendisine raporluyoruz. Fikirlerimizi
fikirlerini alıyoruz, görüşlerini alıyoruz. Yani biz aslında sanayi, ticaret odaları ve sektör meclisimizle birlikte koordineli çalışıyoruz. Kendilerinin bilgileri var bütün yaptığımız çalışmalardan. Çalıştay'a da davet ederiz. Gelmeleri de bize şeref verir tabii. Yani biz bu çalıştayı hani sadece esnaf odalarının yaptığı bir çalışma olarak değil de sektörün bir çalışması. Hatta federasyona bir hazırlık çalışması olarak da düşünebilirsin. Yani federasyon çalışmalarımızla ilgili de biliyorsun. Birçok şeye getirdik ama ben hep söylüyorum, detaya girmiyorum. Kendi ailevi problemlerimizden dolayı öteledik. Onun da zamanı geldiği zaman bu çalıştayın da etkisiyle inşallah iyi bir noktaya getireceğiz. Başkanım yine çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı öncesinde sizden bir de bayram mesajı rica ediyoruz sektörümüz için. Evet, ilk dileğim inşallah Allah tekrar erdirir hepimizi, tüm dünyayı, dünyadaki tüm insanları. Ama Müslümanların bir vazifesi, ama ben tüm dünyadaki insanın huzur ve barış içinde olmasını istiyorum. Özellikle Gazze'de böyle zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimizin bir an önce bu zulümden kurtulup inşallah normal yaşantılarına dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu kurbanlarımız inşallah vesile olur. Tabii bunun dışında birçok yerde zulüm gören Türk boylarımız da var. Biz onları kendi ırkımız, kendi kardeşimiz olarak zaten hep benimsemiş durumdayız. İnşallah onlar da zulümlerden kurtulurlar. Yani Türk İslam aleminin tamamına hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum özellikle. Onun dışında da inşallah meslektaşlarımıza da bereket getirir. Huzur kardeşliğimiz, birlik beraberliğimiz bozulmaz. Bizim çünkü sektör olarak da ülke olarak da birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bayramda inşallah buna vesile olur. Mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum. Bir de buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle bayram tatiline çıkacak meslektaşlarımız lütfen kurallara uysunlar. Trafik kuralları biliyorsunuz ciddi şekilde bayramlarda can alıyor. Bizim sektörümüzde bundan aslında toplumun hiçbir kesimi olmasını istemeyiz ama önce can diyoruz. Meslektaşlarımız inşallah kurallara uyarlar, kazasız, huzurlu, mutlu bir yolculuk yaparlar. Bunları istiyoruz yani. Bunun dışında başka bir beklentimiz yok biliyorsun. Her şey sektör için, meslektaşlarımız için. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Tabii şimdiden sizin de bayramınızı kutluyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Emeğiniz çok. Sadece kuyumcuların değil, bize böyle ikame sektörlerinde görev yapan, çalışan tüm kardeşlerimin de bayramlarını kutluyorum. Allah tekrar neredesin? Çok teşekkür ederiz başkanım. İyi dileklerinize bizler de katılıyoruz. Söylediğimiz gibi Ankara'ya uzandık. Ankara'da çok değerli başkanımız, Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez'le gündemi değerlendirdik. Yine çok güzel bir sürpriz. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Rasim Fırat da yine Ankara Kuyumcular Odası'ndaydı. Onunla da çok güzel bir tesadüf sonucu güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sizin de bayramınızı, tüm kuyumcu esnaflarımızın, tüm Türkiye'nin, tüm vatandaşlarımızın bayramını Kuyum Haber olarak bizler de kutluyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.